Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne varmış? Bugün hiçbir şey yok. Zaten mevsimin son günü. Bugünü hızlı bir şekilde tamamlarız. Şanslı oyun yapmayı öğrenmişiz. O da güzel. Hemen şunları toplayalım. Dışarıda da yağmur var. Bu arada bu mevsime dair yakalamadığımız balık var mı? O konuya da bir kontrol etmek lazım. Sonradan sıkıntıya düşmeyelim. Bari bugün son günse o son günü değerlendirmiş olalım. Şöyle bakalım. Bu mevsime ait herhangi bir balık var mı? Herhangi bir balık yok. Şunlar zaten her mevsim çıkıyor kafeslerden. Şu da aynı şekilde. O yüzden o konuda sıkıntı yok. Bunlar zaten diğer mevsimlerde yakalayacağız. Şunlar ada balıkları. İyi, en azından o konuda bir eksiğimiz bulunmuyor. Mektubumuz gelmiş. Emil bize yine bir tarif göndermiş. Hemen şuraları toplayalım tekrar. Buraya sulamaya gerek kalmadı. Bu arada burası artık tamamlanmış. Bugün buranın dekoruyla uğraşırız. Hayvanlarla işlerimizi hallettik. Şimdi yapmak istediğim bir şey var. Onu yapacağız. O da ağaç gübresi. Şöyle alalım bunları, hatta şöyle alalım, düzgün olsun. Ektiğimiz orada ağaçlar vardı. Şöyle bir miktar yanımızda bulunsun. O ağaçları daha da hızlandırmak adına onlara gübre yapalım. Gübre yapmayı unutmuşuz. Bunlar büyüdüğünde de bunlara yine akı taş takacağız. Şimdilik şöyle gübrelerini verelim. Bir an evvel büyüsünler. Bunu kullanmıyorsanız siz de kullanabilirsiniz. Çünkü çok fazla etki ediyor ağaçlara. Kısa sürede hemen büyüyorlar. O yüzden sık sık ben kullanmaya çalışıyorum. Şimdi bu aşağıdaki odaya gelecek olursak da orasıyla alakalı, oraya bir iki kaplama lazım bize. Kaplama düzeneği lazım. Tabii şu an herhangi bir kaplama imkanımız yok. Çünkü 200 bin verecek paramız da yok. Mobilya kataloğu almak için. Yine aynı şekilde burada da bir katalog satılıyor. Bunun fiyatı hatırlamıyorum. Bir bakalım. Kaç paraydı? Evet, burada katalogda yine 30 bin. Duvar kağıdı ve zemin veriyor ama şu an ona verecek yine aynı şekilde bir paramız yok. Şunlar da işimize yaramaz bizim. O yüzden şimdilik herhangi bir döşeme kullanmadan sadece yerleştirme yapalım. Daha sonra duvar kağıdı ve zemin döşemesi alırız. Bu arada bizim görevimiz sen devam ediyor hala. Tam bunda sıkıntı yok. Aşağı inelim, bir kafeslere bakalım. Kafeslerden birkaç tane de evin oraya atmamız lazım. Şu tarafa da bakalım, herhangi bir şey çıkmış mı? Çıktı da toplarız. Evet, mercanlar var. Daha doğrusu tek bir mercan tanesi var. Hemen şöyle hızlıca bir evimize gidelim. Sonrasında da bu evimizdeki maden üretimleri vesaire olan kısımları aşağıdaki yeni yaptırdığımız kulübeye taşıyacağız. Evin içinde düzgün bir görüntü elde edebilmek için bu tarz üretim malzemelerini evden uzaklaştıracağız. Şunlardan bahsediyorum. Onları hemen bir alalım. Bu arada 4 tane değil de ondan biz 5 tane yapmamız lazım. Bakır ve taş gerekiyormuş. Hemen şuradan bir bakır alalım. Yine şuradan bir taş alalım. Şöyle yapalım onu. Taşları geri yerine koyduk. Yine şu malzemeleri de
yanımızda götüreceğiz. Hatta diğer sandıktan biz açmış mıydık? Açmıştık. Tamam, diğer sandıktan yapalım biz. Taş sandık daha iyi. Görsel olarak. Bu sandığa gerek yok. Ufak ufak buraya düzenimizi kurmaya başlayacağız. Aslında 8 tane de yapılabilir buraya ama şu an için bize 5 tane yeterli olacak. 8 deme sebebim burası 17 kare. Yani 8 8 yapsanız ortada bir boş yer kalıyor. Ona da şu sandığınızı mesela bırakabiliyorsunuz. O açıdan söylemiştim ama şu an için şu şekilde de yeterli olacaktır. Zaten çok da fazla bir ürünümüz yok şu anda kullanabileceğimiz. O yüzden bize 5 tane yeterli olacak. İleride yetmezse bunu tamamlarız. Yükseltiriz. Yine aynı şekilde eve bakalım. Buraya başka ne getirebiliriz diye. Çünkü evin içini tamamen temize çekmek istiyorum. Şunları da oraya götüreceğiz. Ama şu an içinde üretim olduğu için onlara dokunmayalım. Şunları alabiliriz. Yine aynı şekilde şuradaki malzemeleri alabiliriz. Şöyle şunları alalım. Gördüğünüz gibi bunu kırınca içindekini de veriyor size. O açıdan bayağı güzel. Boşa gitmiyor içindeki malzeme. Burada da yine bunu da bu tarafa koyalım. Yenilerini yaptığımızda, öğrendiğimizde şu tarafa doğru uzatırız bunu. O üretim oradan devam etsin. Onun dışında şu kavanozlar aslında buraya değil de balıklar yanına götürebiliriz. Bir süre şimdilik şunu bırakalım. Şunu bırakalım. Başka bir şey gerek yok. Bunları balıkların yanına götüreceğim. Çünkü balıklarda kullanacağız bunlar, bu tarz kavanozları. Evde pek bir görev harici pek bir işimize yaramıyor. O yüzden bunları da şuraya şöyle güzel bir düzenek sağlarsak. Mesela şurası uygun olabilir. En azından şu topladığımız malzemeleri de bu şekilde dönüştürme şansımız olur. Şöyle iki tanesini alalım. Şu şekilde dönüştürsün. Hatta bu sandığı buradan şöyle komple alıp bunların yanına götürelim. Şöyle şurası uygun. Tamamdır. Buradan geçmiyor karakter. Şuradan donanalım. Yani şöyle küçük yerlerden de geçmemesi baya bir saçmalık. Ama yapacak bir şey yok. Oyun dinamiği. Bunları da yine aynı şekilde buradan götüreceğiz. Diğer eve. Diğer kulübeye daha doğrusu. Yine buna da taştan yapalım biz. Sandıklarımız artık yavaş yavaş çevirelim. Şimdilik bu şekilde karışık karışık bunları koyalım ama ilerleyen zamanda bunların sayısı arttıkça, en azından şu üretim malzemelerinin sayısı arttıkça bunları da buraya koymayacağız. Bunları da düzenleriz. Tamamdır şu an. En azından evdeki o yoğunluğu evden almış olduk. Yine bu şeyi de yapacağım ama şuradaki malzemeleri de alacağım buradan ama onun için ilk önce diğer kulübe yaptırmam lazım. Diğer kulübe için de şu an para gerekiyor. Şu an ona uygun bütçemiz yok maalesef. O yüzden şimdilik o kalacak. Yine bunları da aynı şekilde o diğer yaptığım binaya aktaracağım. Şuraya yeni bir bina yaptıracağız. O binanın içerisinde koyacağız. Hatta birazcık bugün malzeme satarsak 20.000'i geçirirsek yarın yapabiliriz. Ama yarın yeni mevsimin ilk günü. O yüzden biz paramızı tohuma ayıralım. Hatta tohum demişken hiçbir zorluk çekmemek adına şu elimizdeki hazırda bulunan malzemeleri de bugün satışa koyalım ki yarın herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Şöyle şunları alalım buradan. Yine şunları da alacağız. Diğerleri kalabilir. Yine aynı şekilde büyük başların olduğu bölgeden de
Alacaklarımızı alalım. Burada zaten pek bir şey yok gibi ama ha, yine varmış. Burasını komple boşaltmış olduk. Hemen bunları da satış yerine bırakalım. Bunlardan da yine herhalde bir 10.000 civarı para gelse epey bir gelirimiz düzelmiş olur. Bu arada şuradan bir tane daha ben taş alacağım. Tabela yapacağım. Tabelayı da kulübenin önüne bırakacağım. Şu şekilde şuraya koyabiliriz. Buna da bir görsellik gerekirse aslında elimizdekinden kullanabiliriz. Görsellik olarak. Mesela şunu koyalım. Maksat içerideki üretim şeyini, özelliklerini şemalamış olalım. Bu şekilde görünsün. Bugün için başka bir şey kalmadı. Gören möre vesaire de yok. En güzeli biz gidelim bir kereste keselim. Hatta burada da keresteler çıkmış. Bunları da keseriz. Bu arada şu balık ne istiyordu ona bir bakalım. Ha, bakmıştık ona zaten geçen bölümde. Hala elimizde yok. Madene devam etmemiz lazım. Hemen bir gideyim kereste kesim geleyim. Hemen şunları da keseceğim. Bu arada günü sonlandırmadan önce de birazcık gübre oluşturacağım. Yarın için hazır olması açısından. Yarın çünkü sabahleyin ekim işleriyle uğraşacağımız için gübrelerimiz hazır olsun. Bunları yine ben şimdilik şöyle yerleştireyim. Zaten buraları geçici olarak yaptığımız için rastgele atabiliriz. İleride oraya bir düzenleme yaparız. Yine iyi bayağı bir kereste getirdik. Bunları da yine aynı şekilde buradan alıp diğer eve götüreceğiz. Buraya götüreceğiz. Onları unutmuşuz. Neyse onları da artık sonra hallederiz. Şimdi içi bayağı dolu bu sandığım. Şöyle bakayım. Gerçi şimdi de götürelim ya. Zaten yarın bir ton işle uğraşacağız. Sonra diğer günlerde görevde uğraşırken bunları götürmeyi unuturuz biz. O yüzden şimdi şöyle aklımızdayken alıp götürelim. Zaten tek seferde götürebiliyormuşuz. Bunları yine ben şöyle şimdilik kapının girişine bırakacağım. Ulaşma açısından rahat olsun bize. Yine buraya ekstra bir düzenleme sonra sağlarız. Şunu da buradan artık kaldırabiliriz. Bayağı bir güzel oldu. Açıldı buralar. Yine üst tarafları da şunları da aynı şekilde halledeceğiz. Hemen biz günümüzü sonlandıralım. O nihayet artık Sevion toplayıcıyla ulaşmışız. Burada arkadaşlar bunu seçeceğiz. Çünkü bunu seçme sebebimiz toplam nesneler en yüksek kalitede çıkar diyor. Artık yerden topladığınız her şey tarım ürünleri değil. Normal toplayıcıyla topladığımız ürünlerin hepsi artık mor yıldız olarak çıkacak bunun sayesinde. O açıdan bayağı bir güzel oldu. Aynı şekilde yine domuzlar olduğunda domuz mantarlarını da toplarken yine onları da toplayıcı ürün sayıyor. Ve mor kalitede veriyor onlara da. En yüksek seviyeden veriyor. O da aklınızda olsun. Yeni mevsime başladık. Şu an herhangi bir şey yok bugün. Bugün hemen bahçeye bir kontrol edeceğiz. Hayvanlara bakacağız. Sonra gidip tohum alıp geleceğiz.
Evet arkadaşlar, bahçe düzenimizi hallettik. Buraları yine böyle full kavun yaptım. Buralara da bira üretebilmek için şerbetçi otu ektim. Komple yine her mevsim yaptığım gibi bu mevsime ait tohumlardan da farklı farklı şekilde buraya ektim. Tabi bunları tek seferlik ektik. Yani şey yapmayacağız. Bunlar büyüdüğünde tekrardan üretmeyeceğiz. Sadece elimizde birazcık 3'er 5'er tane bulunsun diye. Bunları o yüzden yaptım. Hatta fıskiye düzene göre aldığım için de 8'i 8 almışım. O yüzden hepsinde birer kutu boşluk kaldı. Neyse, yapacak bir şey yok. Şöyle hemen şunların da sularını verelim. Bunlar artık oluncaya kadar her gün kendimiz sulayacağız. Yağmur olmadığı sürece tabii ki. Olduktan sonra da zaten toplayıp atacağız kenara. Bir daha işimiz olmayacak bunlarla. Hemen şöyle şunları da tam sulayacakken bitmesi hoş olmadı. Hemen şunu dolduralım. Tamamdır. Yine şu fazla malzemelerimizi de buraya bıraktık. Artık eve geçip günü tamamlayabiliriz. Her şeyi nihayet yetiştirebildik. Bugün bakalım herhangi bir olayımız var mı? Herhangi bir olay yok. Hemen şöyle bir hava durumuna bakalım. Bunlar da yarın olacaklar. Bugün son günleri. Yarın da onlara götürüp görevimizi tamamlayacağız. Bahçeyle işlerimizi hallettik. Sera ile işlerimizi hallettik. Hemen şu mağaraya bir bakalım. Yine 3-5 tane daha meyvemiz oluşmuş. Bu arada şu geçici yaptığımız tarla için buraya parutanar ve fıskiye demişim. Parutanar ve kokulu koyalım. Çünkü sıkıntı çıkartabilir. Hatta şu kötülerinden koyalım. Şöyle mesela şunu şuraya koyduk. Şunu da şuraya koyalım. Yine bir tane şuraya koyup bir tane de şuraya koysak gayet yeterli olur onlar için. Başka da bir şey yapmaya gerek kalmaz. Her türlü bahçesimizi hallettik. Dün görev almaya gitmemiştik. O yüzden görev almaya bugün gideceğim. Bakalım nasıl bir görev denk gelmiş bu hafta. Gerçi biz görev bitirmiş miydik? Bakayım. Ha, daha bu görev bitmemiş. Artık yarın bitecek görev. Neyse. Buraya kadar gelmişken şu basit görevlere bakalım. 5 tane sardalya istiyormuş Willy görev olarak. Balık yakalamaya gidebiliriz aslında. Sardalya yakalamak için. Ama verdiği paraları çok düşük yani. 200 altın içinde o şekilde uğraşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden de yapasım gelmiyor açıkçası. Hadi yine basit görevler var. Mesela git bir tane balık ver, bir tane şundan ver. Ne bileyim, bir tane ametist ver tarzı ufak tefek görevler yapılabilir ama bu 5 tane sardalya istiyor. Şimdi onun için uğraşacağız. Yine bir 4-5 saatimiz deniz kenarında geçecek. Ve bize herhangi bir getirisi de olmayacak. O yüzden hiç onlara bulaşmadan biz şöyle kafeslerimize doğru geri gidelim. Bu arada bayağı da bir deniz kabukları falan oluşmuş. Gördüğünüz gibi artık hepsi bunların mor yıldızları olarak geliyor. Artık hep böyle gelecek. 10. seviye olduğumuzdan dolayı. Hemen şunu ben aşağıya alayım. Bu arada hep unutuyoruz bu kafeslerin tatlı sular olan kısmına da koymayı. O yüzden o işe de el atacağım şimdi.
Şuradan birazcık kafes alacağım. Tamam, 6 tane yeter. Onları da götürüp tatlı suya koyabiliriz. Hatta buraya direkt koyalım biz bunları. Hiç de uğraşmayalım. Tamamdır. İşlerini doldurduk. Oldu, bitti. Şimdi. Bu arada burada görev niye hala görev şey yanıyor? Onu anlamadım ben. Bir görev varken diğer görevi de aktif edebiliyor muyuz acaba? Yoksa bunu alırsak o görev acaba siliniyor mu? O yüzden ben ne olur ne olmaz diye bu şekilde bunu kabul etmeyeceğim. Dursun. Yarın görevi verelim. O görev bitsin, yarın gelip yeni görev alırız. Hiç riske girmeye gerek yok. Çünkü aynı anda iki tane hiç görev almamıştım. Almıyor mu onu bilmiyorum. Eski görevi silerse de o kadar uğraştığımız boşa gider. En temizi beklemek. Evet, artık bunlar mor yıldıza geçtiği için bunlar için de yerimiz yetmiyor. Doğal olarak artık şu çöp tarzı olan şeyleri buradan ayıracağız. Şu şekilde, hatta inciyi de buradan alabiliriz. Şu şekilde kalsın. Bu çöple alakalı kısımlar için de ekstra bir sandık getirip koyalım şuraya. Çöpten kastım tabii deniz çöpleri. Şöyle bir tanecik alalım. Bu arada yeşil taşı da oluşmuş. Onu da gidip alalım. Hem de fırınları tekrar çalıştıralım. Şöyle yaptık. Bunun rengini hatta birazcık farklı yapalım. Şöyle nasıl yapsak? Şöyle koyu yapalım. Çöp olduğundan kasıt olsun. Burayı da hemen hallettik. Evin oradaki keresteyi de keselim. Bu arada skillerimize bakacaktım ben. Madencilik 10 olmak üzere az kalmış. Savaşmada 8. seviyedeyiz. Onda 9 yaparsak sanırım kristal örüm tarifi gelecek. Savaşçılık 9 da geliyor olması lazım. O geldiğinde yine içerideki kristal örümleri sayısını arttıracağız. Daha fazla yeşim üretim yaparak çöl için hazırlığımızı gerçekleştirmiş olacağız. Burada bu arada bayağı bir ağaç birikmiş. Şundan da birazını ortadan kaldıralım. Adeta ufak bir hatıra ormanı oluşturmuşuz. Özellikle aşağı taraf bayağı bir yoğun olmuş. Gördüğünüz gibi sol taraf full ağaç. Ağaçları ellemeyince tabii kendi kendilerine çoğalıyorlar. Gerçek doğada da tabii bu şekilde. Doğayı ellemesi bırakırsanız bir anda her şey yeşilleniyor. Hatta bir ara bayağı bir dalgasını yapmışlardı bu koronanın ilk zamanlarında, pandemiden dolayı insanlar evden çıkamadığı için böyle asfaltlara falan resimler atmışlardı. Asfalt resimler, asfaltın arasından çıkan filizler, fidanlar. Bayağı bir onun da dalgasını geçmişlerdi. İnsanlığın olmadığı bir dünya diye. Hakikaten de acı ama gerçek yani. Öyle çünkü. Maalesef içine bulduğumuz her şeyi kendi ellerimizle yok ediyoruz. Yaşanacak bir alan bırakmıyoruz. Ne kendimize ne başkalarına. O yüzden insanlar doğaya karşı bencilliklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Elimizden geldikçe bizim tabii buna engel olmamız lazım.
Yoksa dünya diye bir şey kalmayacak. Yine bugün de bu şekilde hallettik. Hemen şöyle bunları da bırakalım diyecektim ama buna bırakacak yer bırakmamışız. Onu halledelim, nasıl halledelim? Mesela şunu şurada alıp bunu koyalım. Bunu atalım gitsin. Zaten bunun yenilerini ektik. Yenilerinden gelecek. Yine çoğul şekilde gelirse ikişer üçer. Onları stekleriz. Bu tarz bitkilerin her farklı rengi ayrı ayrı yere kapladığı için bayağı bir sıkıntı oluşturuyor. O yüzden onlardan birazcık kendimizi ayırsak yeterli olur. Diğerlerini atın gitsin. Yani illa rengine bakmayın. Her renkte olmasa gerek yok. Hepsi aynı işe yarıyor. Yine aynı şekilde perigül de bu şekilde. Yine laleler de bu şekilde. Evet, görevimiz nihayet. İçecekler hazır olmuş. Onları götürelim. Şurada da var devamı. Tamamdır. Şimdi ne diyor görev bize? Pem'i mutfağına götür diyor. Pem'in karavanla gidip mutfağına koyacağız. Şunu şimdi şuraya bırakayım da. Bir an evvel şu bahçe işlerini halledelim. Tamamdır. Hayvanlarımıza da baktık. Daha henüz kuluçkadan çıkmamış. Yeni yumurtamız. Buradaki ağaçlarımız da birer birer büyümeye başlamış. Yine ben dün burayı toplarken de çilekleri hepsini sandığa koymuştum. Olmuş zaten çoğu. Onları sandığa koymuştum. Yine şuraya tekrardan ektim bir tane tatlı taş büyümüştü. Oraya ektim. Yine şuraya da yıldız meyvesi ektim. Çileklerden, çilekler demişim. Bu diğer ismin aklıma gelmedi. Pirinçlerden şuraya koydum. Pirinçlerden dolayı boşalan yere oraya da yıldız meyvesi koyduk. Tabii geçici olarak çoğaltmak için. Onları yine tohuma dönüştüreceğiz. Şimdi görevimizi yapmak için gidebiliriz. Kediye dokunmamışız. Hemen ona dokunalım. Atımıza binelim. Hem görev verelim hem de yeni görev alalım. Muhtemelen zaten Emily'nin görevini alacağız. Çünkü diğer kemik görevini bildiğiniz gibi adı olmadan yapmıyoruz. Adı açık olmadan. Çünkü bayağı bir zorlayıcı oluyor kemik bulmak. Gidip iskelet öldürmek lazım madende saatlerce. Ama adada çok daha kolay yapılıyor. Bu arada 40 bakır toplarsan demiş. Clint her zamanki klasik görevini yine listelemiş. Hemen şuraya gelelim. Bıraktık ve görevimiz tamamlandı. Şimdi artık yeni görev alabiliriz. Gerçi burada at geçmeyecek ama neyse biz geçelim. Şöyle bakalım buraya. Evet, biri kemik görevi, biri de kristal göreviymiş. Kristal görevini aldık. Emili, yakut, topaz, zümrüt, yeşim ve ametist istiyor. Muhtemelen bizde hepsinden vardır. Yine de bir eve gidip kontrol edelim. Şunları da şöyle. Tamam, hepsini doldurmuşuz. Bu arada şundan bizde yoktu sanırım. Artık o da gelmiş oldu. Evet, gelmiş. Şu sadece kaldı. Bu da geldiği zaman kafeslerle işimiz bitiyor. Sonrasında diğer balıklarla uğraşacağız. Yine aynı şekilde bu mevsimin hem efsane balığı var. Onu yakalayacağız. Hem de eksik olan balıklarımız vardı. Bir iki tane sanırım. Onları bir tamamlarız. Hemen eve gidip şunları bırakacağım. Sonra da Emily setlerini alıp geri geleceğim. Tamamdır. Emily'nin setlerini üzerime aldım. 5 tanesi de burada. Onun dışında evdeki fıçıları da yine getirip buraya bıraktım. Artık fıçıları aşağı kısımda kullanacağız. Şu olmuşken hemen şuraya da bir el atalım biz. Yine şuradan 2 tane alalım. Üretimimiz devam etsin. Hatta şuraya 2 tane daha kavanoz koyup dörtlü şekilde yapsak daha hızlı bir gelişim elde edeceğiz.
Artık bir sonraki bölümde de videonun geri kalan bölümünde yani bundan sonraki video bölümünde yapacağımız şey belli. Efsane balık peşinden koşacağız. Şimdi bunların hepsini Emily'ye mi vereceğiz biz? Emily'ye verecekmişiz. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu da 5. Emil'den sakalımızı da aldık. Baharat meyvesi sen seviyor musun? Saçma mı? Saçma olan sensin. Meyve değil. Diyerek yüzüne bir acımasızca vuruşumuzu yapalım. Süslü kızımızın. Onun dışında da bu kafese baktık ama aşağı kafese bakmadık. Aklıma gelmişken onu da aradan çıkartayım. Bayağı da bir yengeç çıkmış. Güzel. Bu arada yine bir ara madene gitmemiz lazım. Hem savaş seviyesi arttırmak için hem de bu canavar kesme görevleri var. Onlar için bol miktarda yaratık kesmemiz lazım. Onunla da o yüzden ilgilenmemiz lazım. Gerekiyor daha doğrusu. İlgilenmemiz gerekiyor. Şöyle bunları buraya bıraktık. Şunu şuraya verelim. Şunu da bunu bırakamıyoruz çünkü deniz ürünü. Onu geriye bırakacağız. Yanlışlıkla getirdik. Tamamdır. Trilobit'i de eserlerimizin yanına bırakalım. Burada var mı şu an başka? Ondan yok. Şurada var mı? Var. Hemen onun yanına bıraktık. Bugün içinde ekstra yapacağımız bir şey kalmadı. Öğretlerimiz yüzüyor. Bayağı da açılmışlar. Şu keresteyi keselim. Hatta bu kereste demişken aşağı ormana gidelim. Orada keresteyi de keselim. O iki tohum daha geldi. Bunlar hemen ormana çevirmeye devam. Burası kereste hatıra ormanı oldu. Bir yandan kesip bir yandan topluyoruz. Sürekli bir kereste döngüsü oluyor. Zaten kereste çok lazım. O açıdan iyi oldu kerestenin gelişi. Bu arada domuzları neden almıyorum diye soranlar varsa bilerek bekliyorum. Kış mevsimi bekliyorum domuzlar için. Domuzları kışın alacağım. Çünkü domuzların belli bir gelişme evresi var, büyüme evresi var. O evreyi kışın harcasınlar istiyorum ben. Çünkü zaten diğer türlü işimize yaramayacak. Kışları içeride yat gibi beklettiler için bize herhangi bir ürün getirmiyorlar. O yüzden kışın boş oturacaklarına en azından yavru domuzları kışın alırız. Kışın gelişimlerini sağlarlar. Ve yeni mevsim geçtiğinde direkt domuzlar etrafa dağılmaya başlar. Biz de onların çıkarttığı mantarları toplamaya başlarız ilkbaharda. O açıdan kış mevsiminde domuz alacağım. Kışa kadar domuz yok. Ve domuz almadan önce de şu balçıklarla alakalı balçıkça kümesi inşa etmiş olacağız. Yine onunla ilgili ufak tefek tüyolar ve ipuçları var. Daha önce balçıklarla ilgili video çekmiştim ama o videoda olmayan yeni öğrendiğim bazı kısa yollar var. Onları da yine yeni bir balçıkça kurduğumuzda buraya onun videosunda her şekilde göstermiş olacağız. Her şekliyle daha doğrusu göstermiş olacağız. O açıdan bayağı yararlı bir video olacak o geldiğinde. Tabii şimdilik balçıkçı almamıza gerek yok. Yani şu an onunla uğraşmayalım. Gerçi çok da bir parası yok sanırım onun. Yani fazla pahalı bir şey değil sistemi. Uygun bir yer ayarlayıp onu da inşa ettiririz ama dediğim gibi ilk önce şu kısımları ben çözdüreceğim. Hatta ben şu çilekleri satayım. Şu paramız 20'yi geçsin. En azından yarın kulübe inşaatında başlatalım. O da aradan çıksın. Şeyleri alalım şuradan. Şöyle aldık. Hepsini satalım onların. Zaten seradan neredeyse her taraf çilek olmaya başladı. Artık sürekli oradan da para basacağız. Şunu şuraya atalım. Bu değil. Şu. Bu arada ne kadar kerestemiz olmuş güncel halde? 220 kereste var.
Güzel. Artmaya devam etsin o. Hemen biz de şuraya gidip çileklerimizi koyalım. Şurada herhangi bir şey bırakmış mıyız? Bırakmamışız. Yine şurada içeri götüreceğim eşyalar vardı. Sonra götürürüm dediğim. Onları da alalım. Dolabımıza yerleştirelim. Bugünün mesaisini de erkenden bitirelim. Yapacak pek bir şey kalmadı. Yani ağaç kesmekle de uğraşmak istemiyorum şu an. Hem bugünü tamamlayalım, hem bu videoyu tamamlayalım. Bir sonraki videoda yeni kulübemizi inşa ederek balıklarla ilgili yolculuğumuza çıkarız. En azından yazın efsane balığını yakalamış oluruz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi oyunlar, iyi günler dilerim.